Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere e, laptopumuzdaki RAM'leri nasıl değiştireceğimizi, nasıl upgrade edeceğimizi gösterim bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi e, RAM'imizi getirttik. 8 GB'lık DDR3 bir RAM bu. 1600 MHz hızında. E, 1.35 Volt yani düşük voltajlı bir RAM bu. Piyasada bununla ilgili birçok kafa karışıklığı var. Ee, genelde laptopların e, 1.5 volt ile 1.35 volt arası oluyor. Sizinki hangisi, hangisi ise bunu öğrenin. Bundan sonra e, RAM'i getirtme durumunuzu yapın. Yoksa e, uyum sağlamayacaktır RAM'iniz. Benim laptop düşük voltaj e, RAM destekliyor. 1.35 volt Asus K555LN XO 198D modelinde bir laptop. Şu an benim laptopum. Bunu araştırdım ve ee, düşük voltajlı RAM desteğini gördüm. Şimdi arkadaşlar düşük voltaj olup olmadan nereden bileceğiz? E, biz RAM'in, getireceğimiz RAM'in genelde firmalar 1.35 volt destekli ya da düşük voltaj destekli diye yazıyor ama e, firmalardan bazılarda çoğu da internette bunu belirtmiyor, bunu seri numarası olarak belirtiyor. Yani üzerinde şuradaki bir seri numarası var. Buradan görülüyor mu bilmiyorum ama evet. bu Evet. KVRLE, KVR. 16 ls 11 Slash 8 Burada ne anlama geliyor bu Diyelim ki 1.35 volt yazmıyor Sadece bu var Ve zaten sadece bu varken aldım ben bunu Kvr 16 ls yani şu l e, low, volt, low Voltage anlamına geliyor kodda 8 ise 8 GB oluyor Evet arkadaşlar buradan Görülüyor mu? Evet görülüyor. Bu şekilde yani. E sonunda 4 varsa 4 GB destekli. Peki normal 1.5 voltu ben nereden bileceğim? Bu da L yerine S yazıyor. Yani KVR 16S 11 8. Bu Kingston markasına ait bir şey. Ee, özellik arkadaşlar. Diğer RAM'lerde nasıl oluyor ben bilmiyorum. Kingston ee... Güzel bir marka. Remlerini ben genelde tercih ediyorum. Tabi karar sizin. Bunun ben 4 GB'lık olanı almıştım. Onu şimdi çıkaracağım. 8 GB'lık olanı takacağım. Bunu birlikte yapacağız arkadaşlar. Laptopumuzu önce altına her zamanki gibi koruma peçetesi koyalım. Bez de koyabilirsiniz. Döndürelim laptopumuzu yavaşça Asus bilgisayarlarda genelde böyle bir RAM upgrade yeri var RAM'leri buradan ulaşabiliyoruz yani komple vidaları sökmek gibi bir derdimiz olmuyor bu yönünü seviyorum ee, kolaylıkla bunu değiştirebiliriz şu an şurada bir tane vida var vidayı çıkartmak için şöyle bir sıyıralım arkadaşlar Sonra Yıldız torna alalım. Ve sökelim. Evet. Gördüğünüz gibi RAM slotlarımıza buradan çok rahat ulaşabiliyoruz. Şimdi bu modelimiz neydi? K555 LN X98 X 398D modeli olan bir laptop bu. Bu laptopların maksimum 12 GB RAM kapasitesi var arkadaşlar. 4 GB üzerinde 8 GB da buraya takabiliyoruz. Üzerine ben 4 GB takmıştım. Şimdi onu çıkaracağım. Yerine 8 GB'lık olan bu RAM'imizi takacağız. Şimdi iki tarafında bunun kulaklar var. O kulakları çekeceğiz. Kendimize doğru, yanlara doğru. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RAM çok rahat. Yukarı doğru kalktı. Evet. Elimizde herhangi bir statik elektrik falan olmaması lazım şu kenarlardan tutalım. Evet arkadaşlar. RAM'imiz bu. 4 GB'lık bir RAM. Bunu da göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi KVR 16 LS 11/4. 4 olduğu için 4 GB oluyor. Bunu başka yere dokunmadan kenara kaldıralım. Şimdi arkadaşlar bunlar e, bunları anlattığımı bilmiyorum ama tekrar anlatayım ben. Bu laptop e, 12 GB destekli. 4 GB on board şeklinde. Yani anakartın üzerine monteli şekilde geliyor. Evet 4 GB dedik. DDR3 bir RAM. DDR3 1600 MHz bir RAM. 1.35 volt desteği var benim RAM'in. O yüzden ben de zaten 1.35 volt destekli mi getirdim. 8 GB. Üzerindeki 4 GB'ı çıkarttık. Burada. Şimdi bunu takmayı gösteriyorum arkadaşlar. Bunu kutusundan çıkarıyoruz. En az temas ederek genelde kenarlarına tutarak yapabilirsiniz bu işi. Gördüğünüz gibi iki tane bölüm var. Şurada bir şey var. Boşluk var. O boşluk buraya girecek şekilde üstten koyuyoruz. Tüm pinleri zaten kapattı bak. Aşağı doğru itiyoruz. Buradaki kulakları cellemiyoruz. Sadece aşağı doğru itiyoruz. Evet. Zaten tık diye kapandı. Arkadaşlar remimiz oturdu şu an. Taktık remimizi. Şimdi kapağını kapatalım. Artık laptopumuzu açalım. Vidamızı da sakladık. Şimdi çevirelim. Böyle açalım. Evet. Evet arkadaşlar toplam mem memory 12288 megabayt görünüyor. Yani BIOS'tan da kaydedelim bunu. Yukarıda save change and exit. Bunu kaydedersek bilgisayarımız artık bunu algılar. Ben BIOS'una F2 tuşuyla girdim arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda F10 ya da e, Delete tuşuyla da girilebiliyor. Buna dikkat edin. Deneyerek bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar 12 GB'ı burada da gördük. Gayet güzel. Bilgisayarımız artık 12 GB oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomu da HP bilgisayara RAM nasıl takılır? isimli video şeklinde yapacağım. Umarım sizlere yararlı olmuştu videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar.